İstanbul'dan birçok yerde artık fırıncıların dayanamadığı ve ekmeği 3,5 liraya çıkardığı, henüz resmi karar gelmeden bunu uygulamaya koyduğu ifade ediliyor. Öyle ki ekmeğin 5 liraya bile çıkma ihtimali üzerinde duruluyordu. Bu 3,5 lira olarak düşünülüyor şimdi. Öncelikle buradan başlayalım. Ekmek fiyatları artık 3,5'da kesinleşecek mi önümüzdeki süreçte? 3,5'da durmayabilir. Çünkü yılbaşı itibariyle hem toplu sözleşme var fırın iş dalında işçilerin, hem de asgari ücret artacak. Bugün itibariyle zaten enflasyonda yüksek çıktı. Un fiyatları 320 ile 360 lira arasında değişiyor. Eskiden alabiliyorduk biz 2-3 ay vadeli. Şimdi önce parayı göndereceksin, ondan sonra unu gönderiyor değirmenler. Biz bu ekmek fiyatlarının artışından hiç memnun değiliz fırın sektörü olarak. Ama yaşama şansımız da yok diğer türlü. Zam yapıyoruz. Emin ol, o bazı ilçelerde zam yapan arkadaşlar ilçe bazında ekmek %30 ekmek satışları düşmüş. Kapasitemiz zaten yoktu. Bizim en büyük sorunumuz, İstanbul için konuşuyorum, en büyük sorunumuz kapasite sorunu. Bizim fiyat bugün versala bize 5 lira, bir ay sonra yine fiyat isteyeceğiz. Biz bunu yetkililere bir türlü anlatamadık ve anlatamıyoruz. 3 ayak var bizim. Bir, hükümetle sorunumuz var bu fiyatlarla ilgili. 2, belediyelerle sorunumuz var. Büyükşehir. 3, vatandaş. Şimdi vatandaş diyorsun ki alım gücün şey toptan olan yerden, çünkü biz ürettiğimiz ekmeğin %30'unu satıyoruz tezgahtan. %70'ini bayi ve bakkal lokantalara veriyoruz. O her verdiğimiz ekmek başı 75-80 kuruş iskonto veriyoruz. Bunu vermezsek, ruhsatsız fırınlar var, merdiven altı bahsedilen fırınlar var. O gidip onlar veriyor, pazarını alıyor. Zaten en iyi ekmek yapan fırın 2500-3000 tane yapıyor. Aslında o fırının kapasitesi 10.000'dir. Aynı işçi, aynı yakıt, aynı kira, aynı elektrikle 10.000 ekmek yapabilir. 10.000 ekmek yapsak ne kadar maliyetler düşecek? Vatandaş da ucuz ekmek yiyecek. Evet. Ama bizim o ruhsatsız fırınlardan dolayı bunu yapma şansımız yok. Bak Ankara ne kadar güzel bunu şeye bağlamış, fakat İstanbul'da ilçe belediyeleri ruhsat veren, merdiven altı dediğimiz üretim izni dahi olmayan 400 tane fırın var İstanbul'da. Üretim izni yok bakanlıktan, yani bu gıda ürettir diye bir izin almadan bunu üretiyor ve satıyor. Peki şimdi şu valilik konusunu bir anlatalım, konuşalım isterim. Valiliğe zam talebi iletildi ama henüz karar çıkmadı değil mi valilikten? Aslında bu resmi karar yeni, olmadan zamlar da beraberinde geldi ama. Zaten bu Türkiye'de bu 3 seneden beri her şey birbirine karıştı. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle. Şimdi daha önce tüccar fırıncı kendi fiyatını kendi belirler satardı. O da esnaf birliğinden alırdı fırıncı var odası. Daha sonra 3 seneden beri Sayın Cumhurbaşkanı bunu birleştirdi. Valinin hiçbir şeyi yok. Ticaret odasındaki komite karar alacak. Ticaret odası başkanı bunu onaylayacak. Ticaret odası yönetim kurulu. Valiye gidecek, vali olacak. Validen sonra işte bir heyet var yine. Ticaret Bakanlığı'ndan olacak, İl Ticaret Müdürlüğü'nden olacak, federasyon olacak. Onları zaten toplayana kadar fırıncılar ölür. Yani öyle bir karıştırmışlar birbirine. Artık dayanacak gücü kalmadı yani. Hiç bizim onları bekleyecek ne gücümüz var, o zaman ekmek çıkarmayacak. İstanbul halkını biz ekmeksiz bırakmak istemiyor. Son haddine kadar emin olun, yani vatandaş son haddine kadar cebimizde borçlanarak, herkesin 2-3 kamyon un borcu var. Artık uncular da un vermez oldu bize. Ekmek çıkarmaya başlıyoruz. Şimdi 3,5 lira olan ilçe var, 3 lira yapan var. Nerelerde 2,5 bunlar? 2,5 liraya devam eden de şöyle, 2,5 liraya devam eden eski şeyler var, fırıncılar. O da şeyden sebep,
bir iki kamyon unu vardı. Yani o bitene kadar aman depomda un var şey yapmayayım ama eski tip fırınlar kalmadı. Şimdi biz eskiden 2-3 kamyon unumuz olurdu depomuzda. Büyüktü fırınlarımız, işletmeler. Şimdiki işletmeler öyle büyük değil. En fazla alacağı 300 suvalun. 300 suvalun da bir ayda bitiyor. Bir aylık un. O bir aylık müddette zaten bundan 15-20 gün önce ben demiştim. Bu kararlar alınmazsa, önlem alınmazsa bu 3-4 lirayı da geçer. Geçecek. Evet. Yani bu fiyattaki değişimler depodaki una göre değişiyor öyle mi? Dayanma gücü depodaki ununa bağlı. O fırıncı o kadar dayanabildiği kadar dayanıyor, dayanamadı mı mecburu yapıyor. Peki şimdi bu zam talebi valilikten dönerse yine de zamlı fiyattan devam edebilecek misiniz? Zam talebi yok ki valiliğe zaten. Yani ticaret odası bir talep oluşturacak, yok, valiliğe gidecek. Yok, o daha oluşturmadı. Öyle bir şey yok. Ne fırıncılar odası ne de ticaret odası. Çünkü herkes Cumhurbaşkanı'ndan korkuyor ya. Herkes bekliyor. Herhalde Ankara'dan haber gelecek. Yani her şeyi Cumhurbaşkanı biliyor. İşte ekmek işini de o biliyor. Ben fırında neredeyse doğmuşum. Yani diyoruz ki biz bu ekmek işini eskiden bizde şu vardı. Ruhsatlı fırınlara devlet, belediye kontrol ederdi. Tahsis un verirdi. Ben 55 senelik fırıncıyım. Tahsis un verirdi. Ruhsatsız fırınlar da bu sefer engellenirdi kendiliğinden. Tahsis un ucuz olurdu. Şimdi hükümet gene bir un verdi şeylere, değirmenlere. Fakat un o kadar kalitesiz ki ondan ekmek yapmak çok zor. Ekmek çıkmaz ondan. Ona diğer undan da katacaksın, alacaksın. Onun verdiği undan da pazarlık alamazsın. Biz pazarlık deriz. Yani bir çuval undan işte iki normal kaliteli bir undan 280-290 ekmek alırsın ama o verdiği undan 250 bile alamazsın. Pazarlık aynı fiyata geliyor yani şey edersen pazarlık alamadığın için ucuz görünüyor un ama aslında ucuz değil neredeyse aynı fiyata geliyor. O da fırıncı o kaliteyi tutturmuş o tezgah müşterisi o lezzeti o undan normal kullandığı undan vazgeçmek istemiyor bizde. Bu da var yani sadece peki şey değil. Peki şimdi dediniz ki herkes Cumhurbaşkanı'ndan korkuyor. Kimse böyle bir talep de oluşturamıyor. Burada bir iktidara eleştiriniz mi vardır? Yani herkes korkuyor tek bir kişiden yok, diyorsunuz. Yok benim öyle bir sorunum yok. Ben korkmuyorum ben kimseden korkmam da. Ben vali diyorum ben yani bir hükümetten korkanlar şu 5 maaş 10 maaş alanlar geçimini ona bağlayanlar onlar korkuyor onlar korkabilir bizi ilgilendirmez fırıncı kimseden korkmaz çünkü hani ölmüş şey attan korkmaz derler ya biz o duruma gelmişiz. Ben fırıncılık edişte Cumhurbaşkanı belki de Kasımpaşa'da ben Kasımpaşa'dan fırıncıyım. Ben Kasımpaşa'da Cumhurbaşkanı belki de veresiye ekmek alıyordu bakkaldan. Ben fırıncıydım. Hı hı. Ama ben hala sürünüyorum şimdi un alamayacak durumdayım. Fırıncının durumu nerede? Bizi bir o değil, bir şey hükümetle değil. Belediyelerde, ruhsat işi bizim ilçe belediyelerde. Mesela İmamoğlu geldi, dedi ki daha gelmeden dedi ki şey yapar. Belediye ekmek mi çıkartır? Dedik ulan hakiki herhalde bir şey olacak. Eskiden fırıncılıkta yapmış Sayın İmamoğlu. Hı hı. Geldi şimdi o da bir fırın daha yapıyor. Evet. Peki şimdi farklı farklı yerlerde resmi bir karar olmadan 3,5 liraya satışlar var. 3 liraya satışlar var. Fiyat farklılıkları var. Siz vatandaştan nasıl bir tepki görüyorsunuz? Yani resmi bir karar yok nasıl satıyorsunuz diye size tepki gösteren oluyor mu örneğin? Ya vatandaş şimdi ütüsünü, çorbasını, temizliğini, çayını evde yapıyor değil mi? Hı hı. Pahalıysa al unmaya git evde ya. Mesela pahalı yapıda ucuz yedin mi? 125 kuruşa da halk ekmek var. 150 kuruş kombine tabir ettiğimiz ekmek var. Git onu al. Ben 4 liraya 5 liraya mal ettiğim ekmeği sana 2,5 liraya yemem. Sen önce bir vatandaşlığını yapacaksın. Ondan sonra bana bir şey deme hakkın da olacak. Ben diyorum ki senelerden beri ya vatandaş gel her mahallede en az 5-6 fırın var. Ya bir fırından ekmeğini al. Bak bugün itibariyle 3,5 lira yapmış ya arkadaşlar 3 lira. O fırından ekmek almaya başlasın. Aybaşı toplu sözleşme var. Un fiyatları artacak ya. Bu gidişte daha asıl bu doların, euronun artışı birinci, ikinci ayda yansıyacak şeylere. Raflara çıkacak o fiyatlar.
Ya bugün itibariyle başlasa şeyden ekmek almaya fırından, belki yılbaşındaki o toplu sözleşmeden, asgari ücretin artışından fırıncı zam yapmayacak. Çünkü ekmek başı 75 kuruş. Bir de arabanın şoförü var. Bir de arabanın masrafı. Bu nereden baksan 90 kuruşa çıkacak. 90 kuruş fırıncının cebine kalmıyor. Bu fırıncının cebine kalmıyor. Bu ekmeği oradan alırsan vatandaşa yansıyacak bu yarın. E vatandaş vatandaşlığını yapmadan bana gelir de niye böyle pahalattın deme şey yok ki. Ben zaten evet. Pahalatmamak için mücadele ediyorum. Benim uğraşım bütün vatandaş için. Şimdi simit olmuş 3 lira, 3,5 lira yarı yarıya düştü simit. Benim ondan karım yok ki benim. Ben bakıyorum ki ucuz olsun çok yapayım. Bunun için alternatifler yaratıyorum. İşte bana kim yardım eder? Mesela belediye. Diyorum ki belediye şu ruhsatsız fırınlar var. Üretim izni olmayan. Onlara doğal gaz ve şey bağlıyorsun. Su. Büyükşehir Belediyesi. Ya onlar sanayi tipi. Bağlama. En azından bir yerden engelleyelim. İki, ruhsatlı fırınlara değirmenlere un veriyor diye hükümet. Hakiki veriyor. Onlar bize desin ki şunlar verecek size. Ekmek çıkabilecek ama undan. Maliyeti yapalım ilçe bazında. Yani bir Sarıyer'de, Beşiktaş'taki fırıncıya, Bayrampaşa'daki fırıncıyla bir tutma. Bayrampaşa'da kira 6 bin lira, Beşiktaş'ta 25 bin lira. Maliyetleri çıkaralım. Her ilçenin mülki amirleri var. Kaymakam, belediye olur. Biz razıyız. Gelelim bir araya, bir saatte çıkartırız maliyeti. Desin ki bu ilçe bu fiyata satacak ekmeği. Bitti. Biz ne kadar ucuz yapı satabilsek o kadar bizim peki için şimdi, iyiyiz. Çok da vaktimiz kalmadı ama bir yandan da askıda ekmek uygulaması var. Ekmek gerçekten alamayan var. Bayat ekmek almak zorunda kalan var. Evet. Askıda ekmek uygulamasına çok talep var mı peki son günlerde? Vallahi biz her fırın onu biz yani fırıncı vermiyor. Onu vatandaş veriyor. Vatandaşın da verecek vatandaşın da artık durumu durdu kötülenme. O da askıda ekmek verecek durumdan çıkacak neredeyse. Yine sağ olsun vatandaş biz Türk milleti paylaşmasını bilir. Yine veriyor. Biz yine her fırın 50-60 ekmek askıda ekmek veriyoruz vatandaşa. Olmasa bitmiş olsa bile gelir istiyorsa biliyoruz o fırından devamlı alıyor. Yok durumu yine veriyoruz ekmek. Biz ekmeksiz bırakmayız. Ya borç edip un alıyoruz diyorum sana. Üçer, ikişer kamyon un borcumuz var unculara. Şimdi yapamamamızın sebebi uncular daha un vermiyor bize. Diyor ki gönder parayı, havaleyi göreyim, öyle un veririm sana. Yapacak, mayacı öyle. 80 liraya maya alıyorduk, 150 lira maya. Hiç sormuyor mayacıya. Hükümetçi niye bu zamı yaptın ya da uncuya ya da kendisi doğalgazı elektriği artırıyor bana diyor ki sen bu fiyata sar. Benim bütün girdilerim serbest olursa sen bana nark koyamazsın ki ama diyorum ki koy bak ben ona razıyım gel ruhsatlı fırınlara unu sen ver belediyede şeyi versin. Peki. Suyu doğalgazı versin yani sanayi tipi vermesin ev tipi versin fiyatını. Hesapları yapalım, satalım vatandaş. Peki. Bu geçiş döneminde ekmeksiz kalmaz. Peki, çok teşekkür ederiz. Vaktimiz doldu. Çok ben teşekkür ederim. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Koli var yayın konuğumuzdu.